Sayın Başkan, hatibimiz Sayın Tanrıkulu kürsüdeyken tutanağı da geçecek şekilde çok net laf atan bazı Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri kendisine dediler ki gittiğiniz terörist cenazeleri. Sayın Çalık söyledi, evet. Bakın ben aylardır gördüğüm görüntülerden ve yapılan işten o kadar utanç duyuyorum Türkiye medyası adına, ama görülüyor ki buna inanan milletvekilleri var. Şimdi size açıkça söylüyorum. Bu konu benim özel bilgimde ve özel ilgi alanımda. Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır önceki baro başkanı Tahir Elçi cenazesindeki tabutun üstüne PKK bayrağı photoshoplanmış bir tane bu var dönen. İki, Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun çiçek koyduğu söyleniyor teröristlerin mezarına. Açalım mikrofonu, son kez açıyorum. Ve o görüntüler Uludere'de yanlışlıkla bombalanan zavallı köylülerin Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de oraya ziyaret yaptı. Çok sayıda AK Partili bakan da gitti Roboski'ye ziyaret yaptı. Üçüncü bir görüntü var. O da yine photoshoplanmış, bu sefer DHKPC'nin bir amblemiyle. O görüntüde de cenazedeki kişi Aziz Güler, Türkiye'de tek bir suçu olmadığı ve IŞİD bombasına basarak öldüğü ve sınırın birkaç kilometre dışında buzdolabında bekletildiği için bizzat benim Mahir Ünal'la karşılıklı diyalogla Numan Kurtulmuş'un ailesine müjdelemesiyle Türkiye'ye getirilen cemevindeki bir cenaze. Ve Sezgin Tanrıkulu gözünüzün içine bakarak şunu dedi. Ben eğer bir terörist cenazesine katıldıysam Allah benim belamı versin. Şimdi çıkın ve şunu söyleyin. O da kayıtlara girdi. Sayın Özel, teşekkür ediyorum. Evet. Son cümlenizi alayım. Açalım. Bu üç photoshoplu Tahir Elçi, Roboski mezar ziyareti ve Aziz Güler'in cenazesi dışında. Eğer namus için, ahlak için, vicdan için bir tek Cumhuriyet Halk Partili'nin Sezgin Bey ve bu gruptaki herkes photoshopsuz bir terörist cenazesi varsa namus için söyleyin. Yoksa bu iddiayı dile getirmek ve geri almamak namussuzluktur.